Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar bir Arapça mantık dersimizde birlikteyiz. İnşallah bundan sonra daha düzenli bir biçimde önümüzdeki hafta iznim de bitiyor. Derslerimizi programlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bugün son derece önemli bir konuya başlayacağız. Hemen müsaadenizle ekran paylaşımı yaparak konuyu başlatalım. Evet. Konumuz önermeler bahsine geldik. Önermeler ile ilgili mantık kuralları, ilkeleri bunların üzerinde duracağız. Daha önceki yapmış olduğumuz dersleri ve birbirleriyle olan bağlantılarını arada bir hatırlatıyorum önemine binaen. Çünkü bunların zihninizde iyice yer etmesini istiyorum. Konu mantık ilmi olduğunda bunun beş önemli basamağının bir diğer tabirle beş önemli konusunun olduğunu söylemiştik. Hemen hatırlayarım. Birincisi lafızlardı. Doğrudan mantığın bir konusu olmayan lafızlar sonraki dönem mantıkçılarımız için vazgeçilmez bir konu olmuştur. Çünkü mantığın asıl konularından birincisi olan tümeller konusunu beş tümeli anlayabilmemiz için lafızları görmek zorundaydık. Lafızları çeşitlerini mantık ilmini ilgilendireceği boyutuyla elbette bir dilci bakış açısıyla değil ele almadan tümeller konusunu işleyemezdik. Nitekim lafızları işledik, tümelleri işledik. Sonra bunların arasında mebadi makasıt ilişkisi kurduk. Bir ilke, diğeri onunla o ilkelerle ulaşacağımız amaçlardı. Lafızlar mebadiydi. Amaç tümellerdi, makasıttı. Makasıt da mebadiydi. Beş tümen aslında amaç değildi. Asıl amaç değildi. Amaç önermelerdi. Önermelere gelmekti. Ve tümelleri gördükten sonra ve tümellerle ilgili bilgileri elde ettikten sonra artık önermeler konusunu işlemeye mantıkta hazırız demektir. Dolayısıyla tümeller mebadidir, önermeler tümellerin makasıdıdır. Şimdi önermeler de mebadidir. Çünkü mantığın son amacı önerme değildir. Bu nedir? Bu da istidlal ve kıyastır. Aslında mantıkta ulaşmamız gereken nihai makasıt, nihai hedef budur. Buraya ulaşabilmemiz için bu basamakları kat etmemiz gerekiyor ve bu sırayla kat etmemiz gerekiyor. Bu sıra mantıkta dokunulmazdır, bozulamaz. Bu mantık derslerini bu sırayla işlemek zorundayız. İşte biz bunun üçüncüsüne yani önermeler bahsine geldik. Peki önerme el-kadıye. Diğer bir adıyla el haber. Kadıye nedir? Önerme nedir? Biraz bunların üzerinde genel olarak konuşalım. Sonra asıl metnimize geçeceğiz ve metnimizin üzerinden okumaya devam edeceğiz. Burada önerme dediğimizde az sonra tanımını yapacağız. Öncelikle onu İki kısma ayırıyoruz. İki kısma ayırarak ele alıyoruz. Birincisi hamliye, ikincisi şartiye. Bu iki önermenin bir diğer adı bu müfret, bu bileşiktir.
Diğer bir ifadesiyle mürekkeptir. Mürekkeptir. Önermelerimizi hamliye ve şartiye diye ikiye ayırıyoruz. Hamliyeden müfret yapıları, şartiyeden mürekkep yapıları kastediyoruz. Biraz sonra asıl metinde de okuyacağımız üzere burada bir kadıyeden, bir önermeden söz ettiğimizde bu önermenin iki tarafı vardır. Tarafahu, iki tane tarafı vardır. Bu taraflar işte şartiye olduğunda iki tarafı vardır, yazalım. Tarafahu, önermenin, haberin iki tarafı vardır. AB tarafı vardır. Bunun bir de artı bu AB taraflarının arasında bir münasebet, bir nispet vardır. Buna mantıkta rabıt denir. Bağ, rabıta, rabıt. Bu iki tarafı birbirleriyle bağlar, ilişkilendirir. Bu iki taraf birbirinden müstakil, birbirinden kopuk değildir. Birbirleriyle ilişkilidirler ve birbirleriyle ilişkilenerek bir araya gelirler ve önerme oluştururlar. Bu ilişki nispet, rabıta olmadan bir önerme teşekkül edemez. Bu itibarla bizim önermemiz hamliye ise burada iki taraf yani AB tarafı mevzu ve mahmul. Burada AB tarafı şartiye olduğunda A mukaddem B tali olur. Yani mukaddem ile talinin bir nispet üzerinden bir araya gelmeleri bize şartiye önermesini verir. Mevzu ile mahmulün bir nispetle, bir rabıtla bir araya gelmeleri bize hamliye önermelerini verir. Detaylarını zaten uzun uzun konuşacağız birazdan. Şimdi bunları niye söyledim? Şunun için söyledim. Bunun üzerinde durmamın sebebi şu. Dedik ki bir önermeyi meydana getirdiğimizde onun müfret oluşuyla mürekkep oluşuna, bileşik oluşuna dikkatinizi çekti. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla şartiye mürekkep lafızlardan, mürekkep ifadelerden oluştuğu için mukaddem de mürekkeptir, tali de mürekkeptir. Buraya dikkat edelim. Hem mukaddem mürekkeptir, hem tali mürekkeptir. Buraya dönelim. Hem mevzu müfrettir, hem de mahmul müfrettir. Şimdi daha önceki derslerimizde de üzerinde durmuştum, hatırlayacaksınız. Mantıkçılar açısından, dilciler açısından söylemiyorum. Arada farkları konuşmuştuk. Mantıkçılar açısından müfret demek anlamla ilişkili, manayla ilişkili olduğundan bu müfret lafızları olabileceği gibi müfret lafızları olabileceği gibi müfret hükmünde olduğunda da biz onu mantıkta müfret kabul ediyoruz. Mürekkep ama müfret hükmündedir. Örneğin Abdullah. Değil mi? Örneğin Abdullah. Mantıkçıların çok verdiği bir önermeyi mahamliye olarak müsaadenizle vereceğim, üzerinde duralım. Bu müfredi anlamamız çok önemlidir. Örneğin müfret, basit müfret örnek verelim. Zeydun kaimun. Zeydun mevzudur. Kaimun mahmuldür. Bakın Zeyd de müfrettir, kaim de müfrettir, hamliyedir. Basit bir önermedir ve yüklemli, tabii hamliye dediğimiz yüklemli önermelerden söz ediyoruz. İngilizce derslerimizde de bunların benzerlerini kavramlar olarak neye önerme dendiğinden bahsetmiştik. Oradan da zaten eğer İngilizceyi Arapça birlikte izliyorsanız bir ön bilgileriniz oluştu. Orada var. Ama bazen böyle müfret zeyt gibi tekil lafızlardan oluşmaz da tekil hükmüne döndürülen,
Tevil diyoruz buna. Tevili müfret diyoruz. Müfret, tevil edilebilen lafızlarımız vardır ki mantıkçılar bunu önemserler. Mesela insan için el hayvanun natık. El hayvanun natık. El hayvanun natık bir sıfat mevsuftur. Bu ne demektir? İnsan demektir. Bakın tekile indirdik. Ama mürekkeptir. Bir sıfat mevsuftan oluşuyor. Mürekkeptir fakat tekile indirdik. İnsan. Bakın o zaman bunu ne yaptık? Tekile indirdik. Mevzu yaptık. Bakın. Mevzu. Öznemiz. Buna bir mahmul lazım. Yüklem yapalım. Yentakilu. Bakın onu da cümle yapıyoruz. Yentakilu bi kademeyhi. İki ayağıyla yürür. Bu da bir cümledir. Mürekkeptir. Ama bunu biz ne yapabiliriz? Müfrede dönüştürebiliriz. Yani el hayvanun natık muharrikun. Hareketlidir demek. Muharriktir. Muharrik olarak müfrede tevil edebiliyorsak, müfrede dönüştürebiliyorsak anlam itibariyle bunlar da hamliyedirler. Her ne kadar mevzu ve mahmul mürekkep görünüyorsa da lafız itibariyle, zahir itibariyle bu bizi aldatmasın. Müfrede dönüştürebildiğimizde bunlar da müfret hükmündedirler. Birazdan ana metni okuduğumuzda bize lazım olacağı için bu ön bilgilerde biraz daha müsaadenizle devam etmek istiyorum. Çünkü bu hususlar üzerine gitmemiz gerekiyor. Az sonra Kadıyye'nin tanımını da yapacağız. Kadıyye nedir üzerinde de duracağız. Mantıkçılar ile dilciler arasındaki zaman zaman problemlere ve sorunlara özellikle Cabiri okumalarımızda daha fazla değindiğimizi hatırlıyorsunuz. Dinleyenler için söylüyorum. Mantıkçı hassasiyet, felsefi hassasiyet, dilci hassasiyet, fıkhi hassasiyet ve kelami hassasiyetler dediğimiz İslami ilimler geleneğinde özel hassasiyetlerimiz var. Bu hassasiyetlerin kendi metodolojileri gereği de dikkat ettikleri ve öne çıkardıkları, önemsedikleri hususlar var. Mesela genellikle mantıkçılar özneye mevzu, yükleme mahmul demeyi tercih ederler. Çünkü mevzu bir konudur. Onu yüklemliyoruz ve bir önermeye dönüştürüyoruz. Bunun hassasiyetlerinden ileri okumalarımızda daha farklı değineceğiz. Ama burada efendim dilci açısından baktığımızda bunu müsnedi ileyh mahmulü müsned olarak belirleyebiliriz. Yani bir müsnet müsnedi ileyh ile oluşan ifadelere kadiye hamliye diyoruz. Bakın bir müsned ileyhimiz var. Bir de müsnedimiz var işte. Zeydün müsned ilehtir. Kaimun müsnettir. Yani ayakta durma eyleminin Zeyd'e isnadıdır. İki tarafı var. Bakın tarafağın iki tarafı var. Bir de rabıt var. Nedir o? Zeyd bir müstakil isimdir. Kaim de müstakil bir sözcüktür. Ayrı ayrı durduklarında bunlar bir önerme falan olmazlar. Ama bunları mevzu mahmul, müsnedi ileyh, müsnet üzerinden bir araya getirir. Zeydün, kaimun yaparsak burada ayakta oluşu Zeyd'e nispet ettik. Bakın bir nispet, bir rabıt ortaya çıktı. Bu ne yapar? Bize bir önermenin teşekkülünü sağlar. Demek ki bir önerme iki müfret sözcüğün bir nispet, bir bağ üzerinden ilişkilendirilmesinin adıdır. Böyle olduğunda bu müsnedi ileyh müsnettir. Keza yine dilciler açısından bu mübteda bu haberdir. Keza yine dilci hassasiyet açısından hatta kelami hassasiyet açısından söyleyelim. Bu mevsuftur. Bu sıfattır. Evet. Sıfatın efendim bir mevsufa nispetidir.
Bunları okuyacağınız ileri metinlerde dikkatlerinize arz edeceğim, ilişkilerini kuracağım. Böyle söylemenin diğerinden hangi hassasiyetle ayrıldığını, neden böyle bir hassasiyet izhar edildiğini ileri metinler okurken inşallah yeri geldikçe bu hususlara temas etmeye çalışacağım. Şimdilik daha konunun başındayız. Bunları detaylandırmak suretiyle zihninizi efendim yormak istemiyorum. Böyle olduğunda görüyoruz ki bizim elimizde iki tane önermemiz var. Hamliyedir, şartiyedir. Hamliye olduğunda onun iki tarafı, şartiye olduğunda iki tarafı, bu iki tarafı birbirine rapt eden bir rabıtın, bir nispetin olduğunu hiç unutmuyoruz. Ayrıca hem hamliyenin hem şartiyenin birlikte bir mucize, olumlu, bir de salibe, olumsuz aynı şekilde salibe, aynı şekilde mucibe özelliklerinin olduğunu da belirtelim. Demek ki hem hamliyemizin olumlu hem de şartiyemizin olumlu ve olumsuz ifade biçimleri var. Bunları da olumlu hamliye, efendim olumsuz hamliye ya da şartiye mucibe, şartiye salibe, hamliye mucibe, hamliye salibe şeklinde ifadelerle ne yapacağız? Bunları ifade etmeye çalışacağız. Peki, şimdi kadıyenin ne olduğunu, neye kadıye diyoruz ve bunlarla ilgili ahkam hükümler nelerdir? Bu tahta bize yeniden lazım olduğunda dönmek üzere asıl metnimize geçelim ve metnimizi okuyarak konuya devam edelim. Biraz daha büyüteyim. Evet. Şimdi kadıya ve ahkamuha. El-Babur Rabi, dördüncü baptayız. El-Kadaya ve ahkamuha. Bakın, kadaya önermeler. Niye kadaya önermeler? Neden? Çünkü çizgiyi inceltelim. Bakalım biraz. Evet. Çünkü hamliyemiz var, şartiyemiz var. Ve bunların kendi içinde çeşitleri var. Dolayısıyla hamliyesiyle, şartiyesiyle önermelerden söz edeceğiz. Ve bu önermelerle ilgili ahkamlar var, ilkeler var. Şöyledir, böyledir diyeceğiz. Ve böylece biz hangi önermenin ne olduğunu ve bunların istisnalar ve kıyas bahsinde nasıl işimize yarayacağını ileride inşallah metinleri okurken göreceğiz. El faslul evvel. Demek ki önermeler ve önermelerle ilgili kuralları okumaya başladığımızda bunun birinci faslında bazı hususları göreceğiz. El faslul evvel. El kadaya. Şimdi bize birinci fasılda önermeleri, ikinci fasılda ahkamuha, ahkamlarını söyleyecek. Ve bize kazıyenin tanımıyla başlayacak. Mel kadıye. Kadıye nedir? El kadıye hiye el haber huvel kadıye. Bakın, el haber huve el kadıye. Haberdir. Biz daha önceki lafızlar bahsinde bu meseleleri işlerken kadıyeden kısmen haberden bahsetmiştik. Ve özellikle benim dil üzerine yapmış olduğum konuşmayı dinlerseniz rehberlik içindeki konuşmalarımda orada da bunların üzerinde durmuş. Cümleden, kavilden, efendim ifade biçimlerinden ve şekillerinden bahsetmiştik. Ve az sonra da göreceğiz. İfadeler, cümlelerimiz ihbari ve inşai olarak ikiye ayrılır. İnşai. Birazdan da göreceğiz. İhbari olanlar kadiyedirler. El haber yani ihbari ifadeler. İnşai olanlar değil. Neden? Çünkü birazdan da göreceğiz. Ancak ihbari olan ifadelerin doğruluk ve yanlışlığından söz edebiliriz. Yani bu ifade doğrudur ya da bu ifade yanlıştır diye hükme konu ettiğimiz şeyler ihbari ifadelerdir. Dilde ihbari yani kendisinden haber verilen ifadelerdir. Dolayısıyla biz bunlara önerme diyeceğiz. Yoksa dua gibi, nida gibi, kahır gibi, efendim ya da hayret bildiren ünlem ifadeleri gibi vesaire ifadeler bunlar inşaidirler ve asla
mantığın konusu değildirler. Demek ki cümlemizin habari olmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ve diyor ki el haber huvel kadiye, haber önermedir diye başladı, bize haberden söz etti. Ve huvel kadiye önermedir. Şimdi bunun farklı bir ilişkisini kuracağım müsaadenizle. Üzerinde duracağım. Son derece önemli bahisler işleyeceğiz bundan sonra. Diyor ki ve arrafnel haber, haberi biz şöyle tanımlarız. Evul kadiye, önermeyi ya da haberi şöyle tanımlarız. Bir arrafna, bir şöyle tanımlarız. Bir ennehu el murakkep et tam. Bakın. Mürekkebi tamdır. Mürekkebi tamdır. Buradaki mürekkebi az önce tahtada izah ettiğim müfret mürekkep ayrımıyla karıştırmayınız. Buradaki mürekkep et tam anlamlı bir cümle demektir. Anlamlı bir ifadedir. El murekkep burada cümle, diğer bir ifadesiyle el kavlu kavldür. Yani el kavlu el mufid, kavlun mufid. Anlamlı bir ifadeden, cümleden bahsediyoruz. Terkip Zeydun kaimun mürekkep bir ifadedir. Neden? Bir terkiptir. Bir özne, bir yüklemden oluşan bir terkiptir. Mürekkeptir. Buna mürekkep denir. Dolayısıyla burada el murakkebu tam kavlun müfit, anlamlı bir söz, anlamlı bir ifade demektir. Ellezi öyle bir anlamlı mürekkep ifadedir ki yasihhu en nasifehu bis sıdki evil kezibi. Bakın iki önemli sıfat. Yani haber sadık, el haber sadık, el haber kâzip. El haber sadık, el haber kâzip. Şimdi böyle olduğunda, dikkat buyurunuz, böyle olduğunda elimizde bir cümle var, bir kavil var, bir kavil var. El kavlu bir kavil var, söz var. Bu söz doğru ve yanlış olma ihtimaline açıktır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. D ve Y harflerini koyalım. Yanlış da olabilir. İşte böyle bir özelliğe sahip olduğunda bir haber, bir kavil, bir ifade adına önerme diyoruz. Kadiyedir. Şimdi Ebeheri merhum, ki ben İngilizcesinden hem Arapçasını hem İngilizcesini birlikte İngilizce derslerimizde İsagoji'yi de okumaya başlayacağım inşallah bir süre sonra. Orada da göreceğiz. Ebeheri merhum bunu tanımını yaparken, kadıyeyi tanımını yaparken der ki önerme mütekellimine, kailine sadık ve kâzip diyebileceğimiz sözlerdir. El kavlu öyle bir sözdür ki kailuhu sadıkun ev kâzibun. Öyle bir sözdür ki o sözü söyleyen kişi sadıktır, doğru söylemiştir ya da hatalı, yanlış söylemiştir. Buradaki kâzip hata manasındadır. Hatalı söylemiştir deriz der Ebeheri. İbn-i Sina bu konuda önermeyi tanımlarken onun tanımına baktığımızda bigaddin nazar kaydıyla, bigaddin nazar an kailihi, sahibinden, söyleyeninden bağımsız olarak el kavlu bizatihi yahtemilul kizbe ve sıdka diye tanımlar. Söyleyeni kim olursa olsun, söyleyeninden bağımsız olarak bir söz, bir ifade, bir haber, bizatihi, bizzat kendisi doğru olmaya ve hatalı olmaya açıksa buna kazıye diyoruz. Demek ki bir önermeden söz ettiğimizde bu önermenin karakteristiği bir sözü, bir kavli önerme yapan zorunlu şart o sözün, kavlin doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık olmasıdır. Doğrulandığında da önermedir, yanlışlandığında da önermedir. Onun için önermenin tanımında bu son derece önemlidir. Şimdi burada vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Şu kadıyeyi de vurgulayalım. El haberu haber ifadesi bizim için önemli.
Konuyu hadis ilmiyle ilişkilendirelim, önemine binaen hadis ilmi. Çünkü ileri hadis okumalarımızda ya da derslerimizde bize bunlar lazım olacak. Hadis ilminin en temel kavramı, ki bunu İbn Hacer'de görüyoruz, Nuhbe'de de kendisi bunu ifade eder. En temel kavramı haberdir. Bizim hadis usulü derslerde, birinci sınıflarda okutmuş olduğumuz, oradaki haberle karıştırmayalım bunu. Bu haber son derece önemli bir ifadedir. Ne demek haber? Elimizde bir söz var, bir kavil var. Kavil var. Elimizde bir söz, bir kavil var. Bu kavil A, peygambere ait olabilir, B, ait olmayabilir. Yani sahih olabilir, mevzu olabilir. Görüyorsunuz değil mi? Onun için hadis ilminde, değerli izleyenler, haber rivayettir. Rivayet, Hazreti Peygamber'e ait olarak aktarılan sözdür. Sahihi var, sakimi var. Peygamber'e ait olabilecek olanı var, olmayacak olanı var. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz hadis usulü açısından? Hadis usulünün en temel kavramı haberdir ve haber bir önermedir. Demek ki hadis usulünün, yeni hadis usulünün, usulü hadis-i cedid, yeni hadis usulünün temel kavramı haberdir. Ve haber bir önermedir. Bu önerme peygambere ait olma ve olmamaya açık bir beyandır. Onun için mutlak anlamda haber bir önermedir ve mutlak anlamda haber hadis değildir. Onun için bizim hadis usulü, ileri hadis usulü konuşmalarımızda bunun üzerinde fazlasıyla duracağım, ama şimdi önermenin anlamını konuşurken bu nispetleri de kurmanın önemli olduğunu düşündüğüm için üzerinde duruyorum. Dolayısıyla hadis usulü başlığına da itiraz etmiştim daha önceki konuşmalarımı dinlerseniz. Rivayet usulüdür. Doğru usulü rivayel cedid'dir. Yeni rivayet metodolojisidir. Hadis usulü diye yanlış ve hatalı olarak kullandığımız bu ismi düzeltmemiz gerekir. Önerme, haber ve efendim rivayet usulüdür. Yani haber. Usulül haberdir. Usulül haber el cedid'dir. Hadis değil. Çünkü hadis bu haberin içinden hadis sahih olduğuna hükmettiklerimizin adıdır. Ve bu da yine içtihadi ve hükmidir. Hükmi ve içtihadidir. Mutlak değildir. Bunları benim hadis usulü dersimin ilk bahsinde, hadis tarihi ve usulü dersimin ilk bahsinde okuyabilirsiniz. Şimdi tekrar konumuza döndüğümüzde haberin ne kadar önemli olduğunu ve mantık ilminin haberin tanımıyla, yani kadıye olarak belirlediğimiz haberin tanımıyla başlamış olmasının öneminin de bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi doğal olarak müellif haber ile ilişkilendirerek önermenin, kadıyenin tanımını yaptıktan sonra bir kez daha söyleyelim. Önerme, haber neymiş? Kendisini doğruluk ve yanlışlıkla, D harfi ve Y harfi, doğruluk ve yanlışlıkla tavsif edebileceğimiz her ifade bir daha söyleyelim. Sahibimden bağımsız olarak, İbn-i Sina vurgusuyla bir gaddi nazar, efendim, sahibinden bağımsız olarak kendisini lizatihi, kendisini doğruluk ve yanlışlıkla tavsiye edebileceğimiz her kavil, her ifade önermedir. Şimdi geldik bunun çeşitlerine. Aksamul kadiye, kadiyenin çeşitleri. Gördüğünüz gibi el kadiye, kadiyetan, hamliye ve şartiye. Az önce tahtada üzerinde durduğumuz. İki tane tür var, hamliye ve şartiye. Şimdi birincisinden bahsedecek müellif ve biz de oradan devam edelim. Evet, el kadiye el hamliyeden başlayarak devam edelim. El kadiye el hamliye hiye, bakın, el kadiye el hamliye hiye, ma hukime fiha bi subuti şeyin li şeyin, bakın, şeyun a li şeyin b. Bunlar önermenin tarafların taraflarıdır. Önermenin iki tarafı olur demiştik.
İşte gördüğünüz gibi iki tane tarafı var. A ve B tarafları. Bu A'nın B ile bir sübutu var. Bu sübut mucibe. Olumlu. Ev, bakın, nefihi an salibe olumsuz bir ilişkisi var. Olumlu ya da olumsuz aralarında bir ilişki. Sübut bakımından ya da nefi bakımından fark etmez. İster sübut bakımından ister nefi bakımından A ile B arasında, tarafan arasında bir rabıt, bir ilişki, bir nispet olduğunda bu nedir? Bir önermedir. Ve bu önerme nasıl bir önermedir? Hamliyedir. Aşağıda hamliyenin detaylı bir biçimde üzerinde durduğumuzda bunu göreceğiz. Peki nedir? Mesela el hadid, bakın, mevzu, demir, madenun, madendir, mahmul. Bakın, özne, yüklem, müpteda, haber. Bakın, müsnedi ileyh, müsned. Bakın, el hadid, mevsuf, maden, sıfattır. Bu bir ilişkidir, bir nispettir, bir bağdır ve onu önerme kılar. Er-riba, bakın, mevzu, muharremun, haramdır, mahmul. Aralarında bir nispet kurduk, bir bağ kurduk. Bu olumlu olur, olumsuz olur. Mucibesinden, salibesinden birazdan bahsedeceğiz. Bunlar mucibeydi, salibe de yapacağız. Dolayısıyla olumlusuyla, olumsuzuyla aralarında bir nispet kurduğumuz, bir ilişki kurduğumuz bu ifadelere ne diyoruz? Önerme diyoruz. Peki hemen aşağıya inelim. Şartiyenin tanımını yapalım ve daha aşağıda bunların bağlarını okuyarak yukarı çıkalım. İkincisi ne? Hemen onu da vurgulayalım. İkincisi şartiyedir. Hamliye ve şartiye. Önerme iki kısımdı. Burada diyor ki el kadiye şartiye hiye. Şartlı önermemiz. Ma hukime fiha bi vücudi nisbeti beyne kadiye ve uhra. Demek ki, dikkat buyurunuz, yukarıya çıkalım. Şeyun li şeyin, müfretler arasında. Müfret şeydir, şey müfrettir, bu da müfrettir. Bakın şimdi, müfrettir. Burada değişti. Aralarında bir nispete hükmedeceğiz. Bir vücudi, bir nispet varlığı var aralarında. Buna hükümde bulacağız. Ama bu beyne iki şey arasında olacak. Yine bu da A ve uhra bu da B. Ama bu kadiyedir, yani mürekkeptir. Onun için bu mukaddemdir. Mukaddem bir mürekkep lafızdır. Bu da taliyedir. Bu da mürekkep bir lafızdır. Önermelerden oluşacak. Yani yukarıda hamliye dediğimizde hamliye müfretlerden oluşur. Bakın işte hadit müfrettir, maden müfrettir, riba müfrettir, muharrem müfrettir. Ama konu şartiye olduğunda taraflar, tarafan ne olacak? A ve B tarafları, onlar kendi içlerinde mürekkep, yani önermeler olacaklar. Önermeler arası ilişki şartiye, müfretler arası ilişki hamliye. Detaylarında bunları daha net bir biçimde inşallah konuşacağız. Ya da evla vücudiha, buraya atıfla okuyorum. Ya da aralarında böyle bir, efendim, nispetin nefi söz konusu olur. Bu da biri mucibe, birisi de salibe olur. Dolayısıyla şartiye olur. Şimdi şartiyenin taksimine geçmeden önce hemen aşağıya inelim. Burada eczaul kadıye, bir önermenin taraflarını ele alalım ve bu söylediklerimi deminden beri söylüyorum. Burada metinde üstad vermiş ama aşağıda vermiş. Keşke bunu daha başta verseydi. Kitabın tanzimi bakımından daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Diyor ki bir önermenin kısımları nelerdir? İster hamliye olsun, ister şartiye olsun. Bunları ayrı ayrı bize verecek şimdi. Ve diyor ki biz şöyle diyoruz. Enne kulle kadiyetin leha tarafan. Bakın, her önermenin iki tarafı vardır. A ve B tarafları vardır. Ve bir de nispetun, bir de aralarında nispet vardır. Rabıt, bağ vardır. Ve aleyhi fe fî kulli kadiye, bunun üzerine, yani bu iki taraf üzerine her kadiyenin selâsetu ecza, üç kısmı vardır. Ecza üç oldu. Şimdi A, B tarafan,
Üçüncüsü ne? Rabıt. Fefil hamliye, bu üçlü durum hamliye olduğunda şöyle olur. Taraful evvel mahkumu aleyh, yani mevzu. Kendisine hükmedilen mevzu. Yüsemma mevduan. Bakın renklendirelim. Farklı bir renkle yapalım. Bakın. Müsemma mevduan. Mevzu. Tarafı sani nedir? Taraful evvel mevzu. Tarafı sani nedir? Mahmulen. Yüklemdir. Müsemma mahmulen. El mahkum bihi, kendisiyle hükmettiğimiz şey müsnet, yani mahmuldür. Peki nispettedir ve nisbetu ve dalu aleyha, bu ikisi arasındaki ilişkiye delalet eden, bu ilişkiyi kuran şey nedir? Bakın, rabıtaten rabıttır. Demek ki üç tane efendim eczadan oluşuyor. Mevzu bir, mahmul iki, rabıt üç. Demek ki her önermenin üç unsuru iki tarafı var. Üç unsur iki taraf. Mevzu mahmul tarafan. Bu da rabıt nisbet. Nisbetün beynet tarafeyn. En nisbetu beynet tarafeyn. İki taraf arasındaki nispete de bunu söylüyoruz. Ve fi şartıya olduğunda da böyledir. Keza bunları da yine vurgulayalım. Tarafı evvel nedir? Mukaddem. Söylemiştim az önce. Mukaddem diyoruz. Buradaki fark ne? Bu mukaddem mürekkeptir. Tali de mürekkeptir. Evet. Diğeri neydi? Tarafı sani nedir? Taliyen talidir. Tali olması diğerinden niye adları değişiyor? Çünkü bunlar mürekkeptir. Bunları da kendi başlarına müstakilen önermelerdir. Peki. وَدَّالُ بِعَلَى bu mukaddem ile tali arasındaki nispet ilişki nedir? Ona ne diyoruz? Ona da rabıtaten rabıta diyoruz. Aynı şey oldu, bakın görüyorsunuz. Sadece mürekkep olmakla değiştiler. Bunlar tarafan, bu da ennisbe. Evet, ennisbetu beynet tarafen. Şimdi buradan tekrar yukarıya çıkalım. Evet. Hamdiye'yi tanımladık. Kısımlarını söyledik. Şartiye'yi ifade etti. Ve dedi ki kendileri mürekkepler arasındaki bir ilişkiyi olumlu ya da olumsuz yönüyle ifade ederiz. Böylece şartiye dediğimiz önermeler ortaya çıkar. Henüz tanımlar düzeyindeyiz ve hamliye önermesi de şartiye önermesinin, yani müfret ve mürekkep önermelerin tanımları düzeyinde konu üzerinde duruyoruz. Daha sonra bunların hepsini ayrı ayrı ele alacağız. El hamliye ve şartiye diye üzerinde uzun uzun duracağız. Peki diyor ki vâlem enne şartiye, bil ki ey kari okuyucu, haberin olsun ki şartiye önememiz tenkasimu ikiye ayrılır. İlâ muttasile ve munfasile. Muttasıl ve munfasıl diye ikiye ayrılır. Hamliyeyi de ayıracağız birazdan. Demek ki şartiye önermemiz, bu şekilde tanımladığımız önermemiz iki kısma ayrılıyor. Kadiye şartiye muttasile, kadiye şartiye munfasile diye bahsedeceğiz birazdan. Ya da derslerimizde bundan sonra böyle bahsedeceğiz. Kadiye şartiye efendim, muttasile, kadiye şartiye munfasile diye bahsedeceğiz. Li'enne nisbe, çünkü muttasile ile munfasile arasındaki nispet, rabıta, bağ, bir, iki, şöyle şöyle olur ve dolayısıyla munfasile ve muttasile olur diyecek. Eğer mukaddem ile tali arasındaki nispet, burayı iyi anlayalım da değerli öğrencilerim, sevgili isteyenler, çünkü li'enne nisbete beynel mukaddemi ve tali. Mukaddem ve tali arasındaki nispet bir, imkanet hiyel ittisal, ilişki birbirini gerektirmek. El ittisal huve ma'nahu el iktiza. Biri diğerini gerektiriyor. Biri diğeri olmaksızın olmuyor. Beynel kadıyeteyn. İki önerme. Neden iki önerme dedi? Çünkü mukaddem de bir önermedir, kadıyedir. Tali de kadıyedir. Mürekkep ya. Şartiye olduğunda taraflar önermedirler. Birazdan örnekte göreceğiz. İkisi de önermedir.
önermeler arasında bir efendim ilişkiden söz ediyoruz. Müsaadenizle. Demek ki mukaddem de bir önermedir. Tali de bir önermedir. Aralarındaki ilişki nedir? El-ittisaldir. Peki ittisalle neyi kastediyoruz? El-iktiza. Gerekliliği kastediyoruz. Çok affedersiniz. Evet, derslere biraz ara verdim. Konuşmalara ara verince bu şekilde sesimde biraz sorunlar oluşabiliyor ses tellerinde. Birazdan geçer inşallah. Demek ki aralarında bir iktiza, bir gereklilik olduğunda efendim ve ta'liku ihtahuma alel ukhra aralarında bir alaka iktiza dediğin şey olduğunda ev nefyu zalike ya da bu gereklilik ve alaka olumsuz olduğunda fehiyel musammatu bil muttasile işte bu önerme şartiye önermesi muttasile diye isimlendirilir. Kadiye, şartiye, muttasile diye isimlenir. Örneğin, örnek üzerinde daha ayrıntılı duralım ve anlaşılmasını sağlayalım. Örnekleri müsaadenizle ayrı ayrı renkler olarak efendim renklendireyim. Daha anlaşılır olsun. İza aşrakatiş şemsu bakın. Bu mukaddemdir. Bakın bu mukaddemdir. Mukaddem. Şartiyenin birinci tarafı, A tarafı mukaddemdir. Önerme midir? Evet. Bakın. İzai şartiyedir. Onu görmeyelim. Eşrekatiş şemsu. Güneş doğdu. Bakın güneş doğdu. Bir önerme midir? Evet. Yalanlanabilir, doğrulanabilir mi? Evet. Bir önerme midir? Evet. Bakın önermeden söz ediyoruz. Mürekkep midir? Evet. Mürekkeptir. Eşrekatiş şems. Güneş doğdu. Güneş parladı. Bakın mukaddem bir önermedir. Peki şartiye olabilmesi için bu tek bir önerme yeterli midir? Hayır. Hamliye olsaydı olurdu ama şartiye olunca yetmez. Peki şartiye olduğunda ne de gerekiyor? Farklı renklendirelim. Bir de tali gerekiyor. İkinci bir tarafhanenin ikinci bir tarafı saniye gerekiyor. Tarafı evvel budur. Güneş doğdu. Tarafı saniye gerekiyor. Tarafı saniye nedir? Fennahar mevcut. O zaman gündüzdür. Şimdi fennahar, ennahar mevcut. Ennahar mevcut. Tali. Bu da bir önerme midir? Evet. Gündüzdür ya da değildir. Önermedir. Haberdir. Yanlışlanabilir, doğrulanabilirdir. Şimdi bu ikisinin arasında güneşin doğuşuyla gündüzün mevcut oluşu arasında bir el-ittisal bakın. El-ittisal ikisi arasında. Bir bağ var mı? Evet. Zorunlu mu? Evet. İktiza. İşte buna ne diyoruz? Kadiye mi? Evet. Şartiye mi? Evet. Niye şartiye? Çünkü tarafan mürekkep. Neye hamliye değil de bu önerme şartiye? Çünkü AB bölümleri taraflar mürekkep. Hamliye de neydi? Müfretti. Şeyun li şeyin. Oysa burada ne? Li kadiyetin kadiyetun li kadiyetin. Önermeler arasında. Yani şekilsel bakımdan, formel bakımdan farklılıktan söz ediyoruz. Güneşin doğuşuyla gündüzün mevcudiyeti arasında bir bağ var mı? Evet. Zorunlu bir bağ mı? Evet. Öyleyse nedir bu? Söyleyelim. Kadiye, evet. Şartiye, evet. Kadiye,
şartiye. Peki. Kadiye, şartiye, muttasile mi? Evet. Çünkü tarafan arasında zorunlu bir ilişki var. Peki olumlu mu? Evet. Söyleyelim. Bu ifade kadiyetün, şartiyetün, muttasiletün, mucibet. Bakın dört özellik saydık. Kadiyetün, şartiyetün, muttasiletün, mucibetün. Olumlu çünkü. Şimdi nefyini göreceğiz. Veleyse izâ kânel insânu, bakın. Veleyse izâ kânel insânu nemmâmen, renklendirelim, vurgulayalım. Peki. Şimdi bu mukaddem mi? Evet. Kâne eminen ne? Tali. Bu bir kadiye şartiye mi? Evet. Kadiye şartiye mi? Evet. Muttasile mi? Evet. Çünkü burası mukaddem, burası tali. Mukaddemle tali arasında bir ilişki var mı? Evet var. Zorunlu bir ilişki mi? Evet. Bakın. Ne diyor? Leyse izâ kânel insânu nemmâmen. İnsan dedikoducu değilse kâne eminen, o zaman güvenilir olur. Dedikoducu, yalancı insana güvenilir mi? Hayır. Öyleyse insanın emin oluşuyla nemmam olmayışı arasında bir ilişki var mı? Evet var. Peki bu niye şartiye muttasile? O zaman kadiyye şartiye muttasile, çünkü mukaddem ile tali arasındaki ilişki gerekli, zorunlu bir ilişkidir. İttisaldir, muttasiledir. Umarım anlaşılmıştır. Önermeler ve örnekler önemliydi. Şimdi ikincisine gelelim. Munfasileye. Neydi? Yukarıya dönelim. Arasındaki وَعْلَمْ اَنَّ الشَّرْطِيَّ yani el kadiyye şartiyeten kasimu ila muttasile yani şartiye muttasile ve munfasile ikiye ayırmıştık. Değil mi? Bir, iki. Şimdi birincisini anladık, muttasileyi. İkincisi munfasileyi anlayacağız. اِذَا اِنْ كَانَتْ اَشْشَرْطِيَّ kadiyye şartiye kadiye şartiye şayet olursa ne olursa hiyel infisal yani beyneha ennisbe nisbe aralarındaki nispet olursa mevcuden mevcut olursa nispet ne anlamda el infisal bakın infisal ayrılık farklılık yani bir araya gelemiyor tarafan arasında yazalım tarafan A ve B arasında infisal var yani bunların arasındaki bağ ne nispet ne bir araya gelmiyor. Aralarında infisal var. Farklılık var. Hatta diğer bir ifade mantıkçılar bunu da çok kullanır. Vel inat. Tenafur kullanır mantıkçılar. El inat ve tenafur. Yani biri diğerini iter. Birbirleriyle bir araya gelmezler. Teanüt, çekişme vardır. Beynehuma. Yani beynehuma madel ma'na beynehuma beynel mukaddemi ve tali. Mukaddem ile tali arasında bir tenafür, bir infisal, bir ayrılık, farklılık olursa ya da nefyu zalik bunların olumsuzları olursa fehiyel musemma bil munfasile yani şartiye munfasile, kadiye şartiye munfasile diye isimlenir. Mislu örnekler vermiş. Şimdi bu örneklerin üzerinde duralım. Vurgulayarak duralım. El lafzu lafız. Şimdi bu önemli. Önemli. Şimdi vurgulayacağımız şu bağlaçlar, bağ vardı ya, rabıt. Bu ondan daha önemli. Şimdi bak. İmma ev. İşte bu
bizim için. Kadiye, şartiye, munfasilede son derece önemli bir noktadır. Son derece önemli bir nokta. Peki o son derece önemli noktayı açalım, sonra devam edelim konuyu anlamaya. Lafızdan söz edecek. Diyecek ki lafız ya, bakın, ya veya, bakın, alternatif. Buna ne diyoruz Türkçe'de? Alternatif. Ya şöyle A şıkkı, ya B şıkkı, ya C şıkkı şıkları var. Peki A, B diye şıklara ayırdığımızda, ya şöyle olur ya böyle olur dediğimizde, bu iki şey arasında bir infisal, bir farklılık ifade etmez mi? Evet. Aynı zamanda ya böyle olur ya şöyle olur demek, ikisi birden cem olmaz demektir. Yukarıda güneşin mevcudiyetiyle gündüzün mevcudiyeti zorunlu birliktelik gerektirdi, muttasıleydi. Ama burada imma şöyle olur, imma böyle olur. El adet imma mufret, imma zevcün dediğim zaman, ya tek olur ya çift olur dediğim zaman, sayı ya tek olur ya çift olur. Bir sayı aynı zamanda hem tek hem çift olur mu? Olmaz. İşte bu bir infisaldir. Bir ayrılıktır, bir teanüttür, bir tenafür, bir araya gelemezler. Onun için munfasile diyoruz. Munfasile. Bu Arabaklı konuşmalarımızda, Cabiri konuşmalarımızda beyani aklın fasıl oluşuna ilişkin vurgularda ne kadar lazım olacak bize ileride? Tam da dilin mantığında buraları konuşuyoruz. Buralarla da ilişkilendireceğiz. Yani onları dinleyenler bunları da dinlemelidirler diye tavsiyede bulunalım. Gördüğünüz gibi. Peki şimdi bir lafız ne olurmuş? İmma en yekuna a müfred olur. Bakın vurgulayalım farklı renkle. Müfreden müfred olur, murekkeben murekkep olur. Yani A ya müfred olur, B ya da mürekkep olur. Hem müfret hem mürekkep olur mu? Hayır, olmaz. Ama biz az önce mürekkebi müfret tevil ettik, o tevildir. Zatilikten bahsediyoruz. Zaten zati itibariyle bir sözcük aynı anda müfret, aynı anda mürekkep olmaz. İşte bu munfasıllıktır, infisaldir. Bu da bir önermedir. Bakın, el-lafzu şartlı bir önermedir. Şart var çünkü. Kadiye, kadiye mi? Evet. Kadiye. Şartiye mi? Evet. Neden? Tarafan mürekkep olduğu için. Bakın. Peki. Munfasile mi? Evet, munfasile. Neden? Ev ve imma ve ev ile kuruldu. Yapısal olarak. Leysel insanı, bakın. Vurgulayalım. Salibe olarak örnek verecek bize. En yekune katiben, farklı renklerle boyuyorduk. Katiben, şairen. Bunu bağlaçlarımızı, rabıtlarımızı da farklı boyayalım. Deminkine benzer olsun. İmma ev. Pekala. Şimdi insan ya katip veya ya katip veya şair değildir. Aralarındaki ilişki kopuk. Bir insandan söz ediyor. Ya katip değil ya şair değil. Zorunlu bir ilişki var mı? Hayır. İnfisal. Katip olmakla şair olmak arasındaki ilişki zorunlu bir ilişki değil. İnfisal var. Ya katip olur ya şair olur. Hem katip hem şair olamaz mı? Olabilir. Onlar da ileride nitekim göreceğiz. Bu olumsuz olduğu için böyle verdi. Olabilir. Ama ilişki zorunlu mu? Hayır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Her katip şairdir. Hayır. Her şair katip midir? Hayır. Onun için munfasıldır. Demek ki kadiye şartiye
muttasıla ve munfasıla olarak ikiye ayrılıyor. Hamliye'yi de ayıracağız, göreceğiz burada. Efendim, el-mucibe ve salibe diye farklı bir konudan söz edecek. Bu farklı konu ikisiyle de ilgilidir. Yani ben tahta üzerinde konuyu işlerken zatenlerinize arz etmiştim. El-mucibe olumlu, salibe olumsuz, olumlu ve olumsuz bu ifadeler hem hamliye için geçerli, kadiye hamliye, hem şartiye için geçerli. Yani kadiye hamliyenin de mucibesi, salibesi var. Şartiyenin de mucibe ve salibesi var. Mesela innel kadiye bi cemi aksamiha. Bakın. Önerme tüm kısımlarıyla beraber. Yani hamliye, şartiye ve hamliyenin kısımları, şartiyenin kısımları tüm kısımlarıyla beraber. Sevaun kânet hamliyeten ev muttasileten ev munfasileten. Şimdi niye burada muttasıyla hamliye muttasıyla geçti? Şartiye var demektir burada. Yani önermemiz ister hamliye olsun, ister şartiye muttasıla, ister şartiye munfasıla olsun. Her halükarda ne olurmuş? Tenkasimü ila mucibe ve salibe. Olumlu ve olumsuz ayrılır. Li'ennel hukme fiha, çünkü bunlardaki hüküm bir imkâne bi nisbetil hamli evl ittisal evl infisal fahiyye mucibe. Aralarındaki ittisal ister hamil olsun, yani yüklem olsun. Yani bu hamliye biliyorsunuz yüklemli önermelerdi. Bir yüklemle bağlıyorduk. Müfret bir yüklem, müfret. İster müfret bir yüklemle bağlayalım, ister ittisal olsun önermelerle bağlayalım, ister infisal olsun yine önermelerle bağlayalım. Bunlar önermeler. Bu önermeler olumlu olabilir. Bağ önemli, olumlu olur. Bunlara kadıya mucibe diyoruz. Önemlidir. Peki, iki, ve imkâne biselbil hamli, yüklemi olumsuzlarız. Evl ittisal, evl infisal. Aralarındaki gerekliliği ya da gereksizliği olumsuzlarız. Fahiye salibe, o zaman da olumsuz olur. Mucibe salime. Yüsemmel icab ve sel keyfel kadiye. Bakın, bu burayı vurgulayalım, önemli. Bir diyor önermenin olumlu ve olumsuz olması kadıyenin keyfiyeti, mahiyetiyle ilgilidir. Demek ki önermenin mahiyeti, anlamı, mahiyet olumsuz olur. Mahiyet olumlu olur. Eczaul kadıyeyi okumuştuk. Evet. Değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, müsaadenizle Aksamul Hamliye'de kalalım. Aksamul Hamliye bahsi son derece önemli. Ben bunu inşallah önermeler bahsine giriş olarak koyacağım. Daha sonrakinde işte hamliye, şartiye, A, B, C diye devam edeceğiz. Umarım bu önermeler bahsine yapmış olduğumuz giriş anlaşılır ve anlamlı olmuştur. Bunları inşallah şöyle biraz okuyalım, dinleyelim, çalışalım. Bir sonraki derste artık detayları detaylı bir biçimde incelemeye başlayacağız ve önermeler son derece önemli bahis mantıkta. Onları iyice kavrarsak istidlal ve kıyas konusunu daha rahat inşallah hallederiz diye umut ediyorum. Efendim, sabırla dinlediğiniz için ya da dinleme lütfunda, nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.